Hayırlı akşamlar Karaman, hayırlı akşamlar İbrala.com takipçileri. 11 Şubat 2022 Cuma akşamından sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Karaman'da ve bölgemizde yaşanan önemli olayları, gelişmeleri hep birlikte değerlendireceğiz. Sosyal medya ağlarından izleyicilerim, hepiniz hoş geldiniz. Bu bir Karaman akşamından sizleri selamlıyoruz. Şu anda Aktek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı alt ekranlarınızda gelip görüyorsunuz. Gerçekten Karaman'ın yıllardır yaşamadığı bir kıyı yaşıyor. Sizler de bunu derinden hissediyorsunuz. Karaman'da hamile bir kadının kurtarılmasına ilişkin bilgileri az sonra sizlere aktaracağız. Yine Musalla'da gözyaşlarıyla bir evladımız defnedildi. Onun görüntülerini de birazdan aktaracağız sizlere. Dop dolu bir bülten hazırladık her akşam olduğu gibi. Bu akşam da sizlere yayınımıza hoş geldiniz dileklerimizi iletmek istiyoruz. Sizler de lütfen beğeni, yorum ve paylaşımlarla ben kardeşinize katkıda bulursanız mutlu oluruz. Sizden katkı sağlayan izleyicilerimize canı gönülden teşekkür etmek istiyoruz. Murat Bey katılmış, Evren Bey katılmış yayınımıza Instagram'dan katılan izleyicilerimize de selam edelim. Sizlere soralım, nasıl geçti haftanız, gününüz nasıl geçti? Umarız sağlığınızla ilgili bir sıkıntı yoktur. Dün akşam saatlerinde 4. BioNTech aşı randevusu açıldı dedik. Sonrasında kapatıldı. Ona ilişkin de demiş olacak konuşacağız. Siyasetten de haberlerimiz var. Siyasette de gelişmeler yaşanıyor. Gerek Karaman'da gerek gündeminde. Dün bildiğiniz üzere son günlerde Cuma günleri kabine değişikliği açıklanıyor. Cuma gecesi açıklanacak resmi gazetede de bir değişiklik bekleniyor. Ondan da bahsedeceğiz yayınımızda. Mehmet Eğirgen Instagram'dan katılmış yayınlar dileklerini iletmiş. Sarıçukiye kullanıcı adıyla yine izleyicimiz Instagram'dan katılmış. Instagram'dan ve diğer bütün sosyal medyalarından katılan izleyicilerimize can gönülden teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Yavaş yavaş izleyicilerimiz her yerden yayınımıza katılmaya başladı. Her birine teşekkür ederim. Yavaş yavaş başlayalım. Hasan Aslıtürk katılmış bu arada Facebook'tan yayınımıza, kendisine de hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. İbrala.com canlı yayınları her akşam saat 21'de bütün sosyal medya ağlarında ortak yayında, yakında yenilenen yüzüyle canlı yayınlarımızı huzurlarınıza getireceğiz. Bu arada Rafet Havan iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş bütün hemşerilerine. Rafet Bey nereden izliyorsunuz? Durumlarda karkış, sıkıntı ne durumda paylaşırsanız seviniriz. Zeynel Şimşek katılmış yayınımıza, Karaman Belediyesi'nden kendisine selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İzleyicilerimiz yavaş yavaş geldiler. İzleyicilerimiz geldiğine göre yayınımıza devam edeceğiz. Sizlerden gelen mesajlara, yorumlara da bir yandan bakmak istiyoruz. Kaçırmak istemiyoruz. Allah razı olsun. Değer vermişsiniz, kıymet vermişsiniz. Yayına katılmışsınız. Biz de üzerimize düşen sizden gelen mesajları, yorumları yayınımıza yer vermektir. Öyle değil mi sayın izleyicilerimiz? Bakalım Hasan Dişbudak hayırlı yayınlar dileklerini ilet. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş haberlerimize başlayalım. Karaman'da bu yaşanan gelişmeleri hep birlikte yorumlayalım, değerlendirelim. Sizler zaten bunları biliyorsunuz ama naçizane bir sohbet şeklinde bu yayını götürmek istiyoruz. Siz değerli izleyicilerimizle birlikte. Çok sayıda aynı anda verince arkadaşlarımızdan sürekli uyarılar, tembihler alıyoruz. Onları da bir yandan yetiştirmeye çalışıyoruz. Zeynel Şimşek hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Biz de kendisine, gerek Karamanlılara, gerekse bizlere sağladığı kastik çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Zeynel Bey. Güneş Orta Uğurlu hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Taşkale'den selamlar dileklerini iletmiş. Yavaş yavaş geçelim. Hayri Nisa katılmış yayınımıza. Instagram'dan izleyen izleyicilerimize de selam ediyoruz ve yayınımıza hoş geldiniz dileklerimizi iletmek istiyoruz. Buz gibi bir Karaman akşamından görüyorsunuz. Şu anda ekranlarınıza geliyor. Birazdan İsmet Paşa'ya da bakarız. Diğer parklardan canlı görüntüleri de ekranlarınıza getiririz. Gerçekten buz gibi bir Karaman akşamı. -5'leri geçti. Artık soğukluk daha da artıyor. Şu anda istasyona doğru çevrildi. Kameralar görüyorsunuz. Yolda tek tük araba var. Arabalar da çıkmıyor artık dışarı. Ve yavaş yavaş başlayalım haberleri size aktarmaya. İlk haberimiz siyasetten. Ülke siyaset gündeminde hareketli anlar yaşanıyor diyebiliriz. Ayrıntıları aktaralım. Şu anda ekranlarınıza da geldi. Kabine toplantısından bir fotoğraf.
Dün akşam saatlerinde gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştı. Kabinede değişiklik geliyor. En az bir, en fazla üç bakan değişiyor. Bu arada en az bakanlıklar kadar konuşulacak bir kurumda daha değişiklik olacağı konuşuluyor dedi. Son günlerde bildiğiniz üzere kabine değişiklikleri genelde cuma akşamları oluyor. Bakalım bu gece 24'te yani gece yarısı çıkacak resmi gazetede kabinede bir değişiklik görecek miyiz? Hep birlikte takip edelim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu konuda kabinede bir değişiklik olur mu? Olsa neler değişir? Olmasa neler değişir? Yazarsanız yayınımızda yer verelim. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Karaman'a ceza yağdırdı başlığıyla verdiğimiz haberin ayrıntılarını aktarmaya çalışalım. Karaman'ı Türkiye 3. Lig 1. grupta temsil eden Karaman Belediyespor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza yağdırdı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Karaman Belediyespor Kulübü Teknik Sorumlusu Salih Eken'in 6 Ocak 2022 tarihinde oynanan Nevşehir Belediyespor Karaman Belediyespor müsabakasında ihraç öncesi müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1500 TL para cezası ile cezalandırdı. Talihken yine ihraç sonrası müsabaka hakemlerine ve federasyon mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 7000 lira para cezası ile cezalandırdı. Karaman Belediyespor'da sıkıntılar maalesef devam ediyor diyelim. Diğer bir haberimizle devam edelim. Şu anda ekranlarınıza geldi gördüğünüz üzere. Bugün AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan da bu haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Gübrede bir indirim söz konusu Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açıklandı bu haber. Ayrıntılarını aktaracağız sizlere. Gerçekten çiftçinin beklediği bir haberdi. Bir an önce gerçekleşmesini arzu ettiği bir haberdi. Bu arada Navruz Aytürk Çobanoğlu hayırlı akşamlar demiş bütün Karamanlı hemşerilerine. Karamanlı çiftçilerin merak ettiği bu konu detaylarını aktaralım. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 14 Şubat 2022 tarihi itibariyle kimyevi gübrelerde %30'a varan indirim yaptığını açıkladı. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü üre gübresinin 9200, 20-20 gübresinin 6100 ve çay gübresinin de 7500 TL'ye satılacağı bilgisini verdi. Gerçekten çiftçilerimizin umutlanacağı, sevineceği bir haber. Umarız devam eder bu indirimler, çiftçi de rahat eder. Karamanlar tarafından düzenlenen ve 400 bin oyun kullanıldığı Karaman Yıldızlar anketinde ödül verme süreci devam ediyor. Son olarak Karamanlı yazarlar kategorisinde ödül verildi. Şimdi o görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Karamanlıların oyuyla 2021 yılında en başarılı yazarı seçilen İbrahim Şaşma'ya plaketi şirket yetkilisi Ayşem Soy Yiğitoğlu tarafından verildi. Er Yiğit Limited şirketi ve ibrala.com sahibi Şaban Er Yiğit yaptığı açıklamada, 15 yıldır yayın hayatına devam eden ibrala.com Karaman haber sitesi olarak Karamanlıların sesi olmaya ve Karaman'ın nabzını tutmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda bu yıl ilk kez ve bundan sonra gelenekselleştirmeyi planladığımız Karaman Yıldızlarını Seçiyor çalışması ile Karamanlıların görüşünü almak istedik. Bu çalışmada 20 kategoride 400 bin oy kullanıldı. Kategorilerde yer alacak isimleri Karamanlılar belirledi, oyları Karamanlılar kullandı ve her kategoride birinciler seçildi. Karaman'ın en başarılı yazarı kategorisinde birçok değerli Karamanlı yazar arasında İbrahim Şaşma birinci oldu. Karaman'a hizmetleri için teşekkür etmek ve birinci olması münasebetiyle kendisine bu plaketi takdim ediyoruz. Karaman'a ve Karamanlılara hizmet eden herkese memleketimiz adına canı gönülden teşekkür ediyoruz. İbrala.com Karaman haber sitesi olarak 15 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Karamanlıların sesi olmaya devam edeceğiz, dedi. İbrahim Şaşma ise, gönülden kopan her konuda yazmak için çaba sarf ettiğini belirterek, 2021 yılında Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen yarışmalara katıldığını ancak kendi memleketinde halk tarafından verilen oylar ile birinci seçilmenin gurur verici olduğunu, tüm katılımcılara teşekkür ettiğini dile getirdi.
Anket için ibrala.com, a teşekkür eden İbrahim Şaşma bu çalışmanın ilimizin tanıtımına da ciddi katkı sağladı, başarılı bir çalışma oldu. İbrala.com, a şahsım ve şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bu süreçte katkı sağlayan herkese ayrıca teşekkür ediyorum dedi. Efendim, İbrala.com, Karaman Haber Sitesi'nin düzenlemiş olduğu 2021 yılının enleri anketinde Karamanlı şair ve yazar olarak birinci seçilmenin onurunu yaşıyorum. Bu ankette şahsıma oy veren tüm katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ankette isimleri geçen çok değerli hocalarımın edebi kişilikleri karşısında da saygıyla eğiliyorum. Hepimizin Karaman için birer inci olduğumuzu düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. İbrahim Şaşman'ın güzel konuşmasını ekranlarınıza getirdik. Kendisini tekrardan tebrik ediyoruz ve diğer haberlerimize geçiyoruz. Şimdi sizi Musalla'ya götürmek istiyoruz. Bugün şu anda ekranlarınızda gördüğünüz 6 yaşındaki evladımız 27 gün süren mücadelesini kaybederek vefat etti ve toprağa verildi. Gerçekten gözyaşları sel oldu. Şimdi sizi Karaman Musalla'daki o duygusal anlara, evladımızın defnedildiği görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Mekanı cennet olsun, Allah ailesine ve geride kalanlarına sabır versin, dileklerimizi iletmek istiyoruz. Siz de görüntüleri izlerken evladımız için bir Fatiha okursanız seviniriz. Şimdi Musalla'ya gidiyoruz. Karaman'da gözyaşları sel oldu. Karaman'daki o görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com Karaman Haber sitesinde. Karaman'da trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 27 gün sonra hayatını kaybeden 6 yaşındaki Fatih Ege Barçın, son yolculuğuna uğurlandı. 14 Ocak tarihinde akşam saatlerinde Karaman-Konya Karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen kazada 30 yaşındaki Merve Yüzüncü yönetimindeki 70FP707 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, Konya'dan Karaman'a gelmekteyken aniden yola çıkan kediye çarpmamak için sürücünün direksiyonu çevirmesiyle yol ortasındaki demir bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan 6 yaşındaki Fatih Ege Barçın, 55 yaşındaki Mediha Barçın ve 52 yaşındaki Emine Ç. yaralandı. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mediha Barçın hayatını kaybederken, durumu ağır olan 6 yaşındaki Fatih Ege Barçın ise Konya'ya sevk edildi. Fatih Ege Barçın, dün tedavi gördüğü hastanede 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük Fatih Ege için cuma namazının ardından Ahmet Yeseli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza küçük çocuğun ailesi ile Karaman Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Fatih Ege Barçı'nın cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi. İbrala.com Karaman Haber Sitesi olarak minik hemşehrimize Allah'tan rahmet ailesine sabır diliyoruz. Görüntüler geliyor, kaza yerinden görüntüler geliyor sayın izleyicilerimiz, görüyorsunuz. Araba paramparça olmuş, sonrasında Musalla'ya gittiğimizde ise Musalla'daki kalabalık 6 yaşındaki evladımızı son yolculuğuna uğurladı. Mekanı cennet olsun. Sizler de lütfen bir Fatiha okumanızı rica ediyoruz. Allah geride kalanlara sabır versin. Aynı aileden bu ikinci vefat oldu 27 gün içerisinde diyoruz. Diğer haberlerimize devam edelim. Fatih Kınık iyi akşamlar dileklerini iletmiş. Facebook'tan gönderdiği mesajda Karaman'ı tanıdılar başlığıyla verdiğimiz haber için sizi İstanbul'a götürmek istiyoruz. İstanbul'daki turizm fuarında Karaman Belediyesi tarafından açılan stand yoğun ilgi gördü sayın izleyicilerimiz. Gerek İstanbul'da yaşayan Karamanlar gerekse fuarı gezmeye gelen vatandaşlar tarafından Karaman standı izlenildi, gezildi, Karaman tanıtıldı. Ayrıntıları aktaralım şimdi sizlere. Karaman Belediyesi Türkiye'nin en büyük uluslararası fuarlarından biri olan Emit Fuarı'nda yerini aldı. 9 Şubat'ta başlayan ve bu yıl 25'inde gerçekleştirilen fuarda Karaman Belediyesi için açılan stand ilk günden itibaren en beğenilen ve en çok ziyaret edilen standlardan biri oldu. 12 Şubat'a kadar devam edecek olan fuarda standta Karaman'ın turistik ve kültürel değerlerinin yanı sıra kente özgü yöresel ve tatlar, aynı zamanda ürünler sergilendi. Fuar ziyaretçileri ve sektör temsilcilerine kent tarihi ve turizmi, doğası hakkında bilgiler verildi.
İstanbul'daki hemşerilerimiz de, gurbetçi hemşerilerimiz de standa gidip Karamanları orada temsil edebilirler diyelim. Ve bir köşe yazımız var şu anda ekranlarınıza geldi. Yine Karamanlı hemşerimiz İbrala.com'da da yazılarını beğenerek okuduğunuz Nevdet Ortaoğlu'nun yazısı icraat zamanı başlığıyla verdiği yazıdan kısa bir başlığından bakalım. Her ülkenin kendi kurucu liderleri, kendi milli değerleri, kültürü, doğal güzellikleri, geliştirdiği teknolojiler ve insanlığa kattığı değerlerle gurur duyar. Bu kendine has güzellikleri gelecek nesillere aktarmaya çalışır demiş. Ülke genelinden başlayarak sonrasında Karaman'a değinmiş. Karaman'da Rıza Duru, Karaman Belediyesi Başkanı Savaş Kalaycı'nın desteğiyle yayınladığı Gelenekten Aşağıya Karaman Mutfağı kitabı ve mutfak kültürünün yok olması için hazırlanmış mükemmel bir kitap olmuş. Hem tasarımı, kullanılan dil, derin bir araştırma yapılmış. Hem de Karaman'ın hem de Türkiye'nin mutfak kültürüne sunmuş bir kültür hazinesidir demiş Nevdet Ortaoğlu yazısında. Çok ayrıntılı, güzel bir yazı. Karamanlı hemşerilerim, kağıtta yazılı kalan, icraata geçilmeyen hiçbir projenin insanlığa faydası yok. Madem böyle güzel bir eser ortaya çıkmış, bunu değerlendirelim. Bu sayede Konya Karaman garabetinden kurtuluruz demiş. Çok ayrıntılı, güzel bir yazı. Bir okumanızı tavsiye ederiz. Nevdet Bey'e de bu yazısı için gerek İbrala.com gerekse sizler adına teşekkür edelim. Ramazan Bey Facebook'tan hayırlı akşamlar dilemiş. Kendisine teşekkür ederiz. Bir neslin yakinen tanıdığı şu anda ekranlarınıza gelen Haydar Dümen bugün koronavirüse bağlı olarak vefat etti. Allah rahmet eylesin diyelim. Genç izleyicilerimiz belki tanımayabilirler ama bir dönem gerçekten ülke gündeminin bir numarasıydı diyelim. 90 yaşında hayatını kaybetti Haydar Dümen. Bunun da bilgisini aktarmış olalım. Allah rahmet eylesin. Diğer haberlerimizle devam edelim. Sizler de mesaj, yorum ve beğenlerle destekte olun sayın izleyicilerimiz. Futboldan bir haberimiz var. Şu anda ekranlarınıza geldi. Karaman'ın bu hafta sonu konuğu olacak. Karaman'da Kemal Kaynar Stadyumu'nda karşılaşacağı Elazığ Spor Karaman'a doğru yola çıktı. Ligin 22. haftasında Karaman'la oynayacak Elazığ Spor Elazığ'dan Karaman'a doğru yola çıktı. Karaman'a giden Bordo Beyazlı ekip maçın son çalışmasını cumartesi günü gerçekleştirecek ve kampa girip maç saatini bekleyecek. Elazığ Spor'da bu maçı öncesi Gökhan Ekmen, Yusuf Enser Poyrazlı ve Selim Enes Özeren sakatlığı bulunuyor. Muhammed Umut Akbulut ise sarı kart cezalısı. Pazar günü saat 13'te oynanacak Kemal Kaynar Stadyumu'nda ve Karaman Belediyespor Kulübü biletleri ücretsiz olacağını ve bütün Karamanları davet ettiğini açıkladı. Ligde kalma mücadelesi veriyor gerek Elazığ Spor gerekse Karaman Spor. Bunun bilgisini aktaralım ve Karaman Belediyespor'a da başarılar dileyelim. Enerji Bakanı Fatih Dönmez beklenen açıklamayı yaptı. Enerji sektör temsilcileriyle bir araya geldi bugün. Bir indirim açıklaması yapacak mı diye bir beklenti vardı. Yalnız bir indirim açıklaması yapmadı. Muhtemeldir ki nacizane tahminimiz kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır. Sadece enerjide ülkenin geldiği durum, özel sektörün enerjiye yaptığı yatırımlar ile ilgili bilgi verdi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez dünyadaki enerji sıkıntıları ve diğer ülkelerin durumlarına ilişkin de bilgiler yer verdi bugünkü açıklamasında. Ayrıca yapmış olduğu açıklamasında sabah saatlerinde de benzer bir açıklama yapmıştı. Enerjide, elektrikte ve doğalgazda ödenen faturanın büyük bir kısmının devlet tarafından karşılandığı bilgisini verdi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez bu açıklamaya da canlı yayınımızda yer vermiş olduk. Diğer bir haberimize geçelim. Karaman'da zamanla yarıştılar ve kurtardılar. Gerçekten sağlık çalışanları, son dönemin kahramanları hepsine saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz, minnetlerimizi ifade etmek istiyoruz. Gerek Karaman'da gerekse yurt çapında içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, içinde bulunduğumuz ağır kış şartlarında fedakarca görev yapıyorlar. Son olarak Karaman Merkez Kızılyaka köyünde yaşayan 40 haftalık riskli gebe olan anne adayı yoğun kar yağışı ve kötü hava şartlarından dolayı evde doğum riski oluşmuş. Kış şartlarından dolayı sağlık testlerine ulaşım problemi bulunan anne adayına Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından da ulaşılarak misafir anne uygulaması anlatıldı. Gebenin uygulamayı kabul etmesi üzerine hava şartlarından dolayı ulaşımın zor olduğu,
Kızılyaka köyünden 112 ekipleri tarafından alınarak Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Anne dün akşam 20 sularında bebeğini sağlıklı şekilde dünyaya getirmiş ve kucağına almış. Gerçekten sağlıkçılarımıza teşekkür edelim. Evladımıza da sağlıklı, huzurlu bir ömür dileyelim. Anne babaya da gözünüz aydın dileklerimizi iletelim bütün izleyicilerimiz adına. Hemen bakalım, istasyonda görüyorsunuz. Kimsecikler yok, sanki zannedersin gece yarısını geçti saatler. Oysaki saatler daha 9 ama tek tük insan, neredeyse hiç araba yok yollarda. Tek tük araba geçiyor. Sanki Karaman şehir içi yolu değil de bir köy yolu gibi bomboş sokaklar, yollar. Siz de ekranlarınızda görüyorsunuz. Şu anda bütün sosyal medya ağlarında ortak yayında olduğumuzu belirtelim. Bakalım sizlerden gelen mesajlara. Rafet Havan Instagram'dan bütün Karamanlı hemşerilerime, Almanya'dan Kılbasanlara ve Karamanlara selam etmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. İbrahim Şaşma iyi akşamlar, iyi yayınlar dileklerini iletmiş. İbrahim Bey, her akşam bekleriz sizi. Bugün kendiniz ödül aldınız, görmek için gelmemişsinizdir umarız. Her akşam bekleriz. Ramazan Özyer hayırlı yayınlar dileklerini iletmiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şaban Eryiğit bütün Karamanlı hemşerilerime iyi akşamlar demiş. Instagram'dan gönderdiği mesajda. Bütün sosyal medya ağlarında ortak yayındayız. Canlı yayınlarımız için altyapımızda bir değişikliğe gitmek için uğraşıyoruz. Umarız başarırız. Yakında sizlerle paylaşacağız. Hasan Karaca yayınımıza katılmış. Muhtarım bugün geç kaldın. Umarız bir sıkıntı yoktur. Emircan Eroğlu, de her akşam erken gelirdiniz. Bakın bugün yoklamada sizi yok yazdık. Ramazan Özyer hayırlı yayınlar demiş. Musa Demirekin yine yayınımıza katılmış. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gönderdiği mesaj ve yorum için sizlerin desteğiyle gidiyor bu yayın. Hepinizden Allah razı olsun. Umarız daha da güzel yayınları hep birlikte gerçekleştiririz. Sizlerle birlikte daha nice bu canlı yayınları birlikte götürürüz. Karaman'ın tek canlı yayın haber bülteni takip ettiğiniz sosyal medya hesabında, gerek Facebook, gerek Instagram, gerek YouTube, artık nereden izliyorsanız canlı yayın bildirimlerini açmayı unutmayınız. Biz canlı yayına geçtiğimizde Karaman'da önemli bir gelişme olduğunda anlık canlı yayına geçiyoruz. Bunun da bilgisini aktaralım. Uslu Hasan Ali iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Ovalı Sebila katılmış. Melek Hanım katılmış. Deli Hanım katılmış. Şerif Hanım Kızık katılmış. Kendilerine selam ediyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Dileklerimizi iletmek istiyoruz. Aktekke Meydanı'nda bu soğukta deli olan deliğinden çıkmaz derler ya, öyle bir hava var. Sayın izleyicilerimiz, sizler de bu akşamınızın neredeyse bir yarım saatini ben kardeşinize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Yarın cumartesi, cumartesi pazarı kurulacak. Arkadaşlarımız pazardan fiyatları aldıkları takdirde biz de günlük saatlerinde pazar fiyatlarını sizlere aktarmaya çalışırız. Yarın yine gün içerisinde önemli gelişmeleri, Karaman'daki önemli olayları canlı anı anına İbrala.com'da ve canlı yayınlarla sizlere aktarmaya çalışacağız. Her yayının sonundaki dileklerle yayınımızı bitirelim. Bedeninizden sağlık, ailenizden, yuvanızdan huzur hiç eksik olmasın. Yarınınız bugünden çok daha güzel olsun. Yarın akşam saatler 21'i gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun kıymetli hemşerilerim. Hoşça kalın.